Sırada bir tip soru var arkadaşlar. Bir karışım var ve karışımın molü veriliyor ve kütlesi veriliyor. Yani karışımla ilgili bazı özellikler veriliyor. Bu tür sorularda hemen bir tanesine x, bir tanesine y mol diyeceğiz. Yani C3H4'e n mol x mol diyelim. N mol değil. C2H6'ya y mol diyelim. X artı y ne kadarmış? 0,7 molmuş. X mol bundan y mol bunu topla. 0,7 mol. Güzel. Karışım 0,7 mol çünkü. Peki karışım aynı zamanda 24 gram. Yani kütlesini de veriyor. Bize başka bir denklem kurma imkanı da veriyor. Şunu boş verelim. X ile y'nin toplamı 0,7. Bu da 24 olacak kütle ama. Kütleyi nasıl buluyoruz? N eşittir m bölü ma'da ne yapıyorduk kütleyi bulmak için? Ma ile molü çarpıyoruz. Yani adamın molüyle mol kütlesini çarptığımızda kütlesini verecek. Yani mesela C3H4'ün kütlesini nasıl bulacağız? Mol sayısına x demiştik. Mol kütlesi kaç eder bunun? 3 tane karbon, 12 kere 3'ten 36, 4 de hidrojen var, 40. 40x bunun kütlesi olur. Yani mol sayısı x diye. Ma'sı da 40 C3H4'ün. 40x artı y mol. C2H6 var. Y mol. Ama onun eması da 2 kere 12, 24, 6 daha 30. 30y. Evet, buradan kimden kurtulalım? Mesela y'lerden kurtulalım. Yani eksi 30 ile genişletelim. Burayı çarpalım. Burada kaç kalır arkadaşlar? 10x'imiz kalır. Y'ler eksi 30 artı 30'u götürür. 30 ile 0,7'yi çarptığımızda sıfırlar gitse 21 yapar. 24 ile farkını aldığımız, çünkü bu eksi olacak. Eksi 21 yani. 24 ile farkını aldığımızda 3 kalır elimizde. X ne olur? 3 bölü 10 yani 0,3 mol. Kimmiş bu? C3H4 varmış. Toplam 0,7 olduğuna göre Y de 0,4 mol. C2H6 demek olur o da. Bu şekilde mollerini bulmuş olduk yani. Neyse, gelelim biz şu şıklara gelelim arkadaşlar. Şeylere, öncüllere gelelim. Yargılara ya da. 1,7 atom gram. Bakın, atom gram, molekül gram, formül gram, iyon gram duyarsanız bunu ne diye okuyacaksınız demiştik. Önceki videolarda vardı. Bunu mol olarak okuyacaksınız, tamam mı? Yani 1,7 mol karbon atomu içerir diyor. Bakalım 0,3 ile 3'ü çarparsak molekül verilir. Atom isterse çarp. 0,3 ile yani molekülün molü verilir. Atomun molü istenirse çarp demiştik. 3 kere 0,3 0,9 buradan gelir. 2 kere 0,4 0,8 buradan gelir. Toplarsak 1,7 mol karbon atom içerir. Okey. Kütlece %50'si C3H4 gazıdır diyor. Kütlelerini mollerinden geçebiliriz. Yani bunun kütlesi mesela 0,3 ile C3H4'ün ki yani X dediğimiz elemanın ki 0,3 moldü. 0,3 ile 30'u çarparsak, pardon, 40'ı çarparsak 12 gram yapar. 0,4 ile de 30'u çarparsak o da 12 yapar. Yani ikisi de 12'şer gram. Yarı yarıya yani. Toplam 24 gramın yarısı C3H4, yarısı da C2H6. O zaman bu da doğru olur. %50-%50 olmuş olur. Karbon atom sayısının hidrojen atomu sayısına oranı 36 bölü 17'dir. Karbon atomu kaç tane? 3 kere 0,3 ya da kaç moldü? 1,7 değil miydi? Böyle oksijenler kaç tane? Pardon, oksijen diyorum. Hidrojenler kaç tane? 4 kere 3 12 1,2, 6 kere 4 24 2,4. 1,2 ile 2,4'ün toplamı da 3,6. Karbon atom sayısının hidrojen atom sayısının oranı 36'ya 17. Sanki ters oldu mu? Hidrojenin karbona oranı 36'ya 17, 3,6'ya 1,7 ters orantılı. Yani şu anki oran yukarıdakiler karbon, aşağıdakiler hidrojen. Burada da karbonu hidrojene oranla diyor. Yani C'nin H'a oranını soruyor. O da 17'ye 36 olması lazım. Bu ters olmuş. Yani bizim cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Bakalım ne diyecek arkadaş bize?